Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, 19-25 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş Terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. 23 Ekim'den itibaren ise Akrep burcuna geçecek. Bu hafta Merkür retrosu Akrep burcunda sürüyor, Mars Koç burcunda geriliyor. Genel olarak evet, retro gezegenler günlük hayatımızda bizi biraz zorluyor. Duygularımız, düşüncelerimiz, geçmişle ilgili konulara takılabilir. Her şeyi biraz daha sorgulayabiliriz. Nostaljik durumlar da oluşabilir tabii ki bu süreç içerisinde. Bu hafta başı Mars, Koç burcundaki Mars, Oğlak burcundaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Mars biliyorsunuz sizin para evinizde geriliyor. Mars-Jüpiter karesi aşırılıklar yaratabilir. Evet, enerjiyi arttırır, özgüveni arttırır ama biraz böyle kontrolsüz durumlar yaratır. Lütfen para konularına dikkat edin. Hani olmadık bir harcama yapabilirsiniz. Bir anda cesaretle bir yatırım yapabilirsiniz. Ya da hiç anlamadığınız bir şekilde parasal bazı kayıplar olabilir. Bunlara dikkat edelim lütfen. Venüs Başak burcunda karşıt burcunuzdaki ilişkiler adına iyi. Yani şu ara eşinizden, partnerinizden destek alabiliyorsunuz. Ve Venüs'ün de olumlu açıları var. Bu hafta Oğlak burcundaki Jüpiter'le Venüs'ün güzel bir desteği olacak. Size de yarayan bir açı bu. Arkadaşlardan, yakın ilişkilerinizden yana iyisiniz aslında. Hani bir sorun varsa da en azından çevrenizde size destek olacak kişiler olabilir. Akıl verebilirler. Size manevi destek olabilirler. Kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Bazı böyle birlikte yapılacak faaliyetler, hani eşinizle birlikte yapılacak faaliyetler olabilir. Bir ortaklık, bir işbirliği ya da arkadaşlarınızdan alabileceğiniz bazı destekler anlamında bu hafta güzel fırsatlar çıkarabilir size. Pazartesi ve salı ay yay burcunda olacak. Genel olarak günlük hayatınızda iş olsun, evdeki sorumluluklar olsun, görevleriniz olsun öne çıkıyor. Pazartesi ve salı meşguliyetleriniz ön planda. Üstlerle ilişkiler, otoriteyle ilişkiler, bazen aile üyeleriyle ilişki dinamikleri de yine öncelikleriniz olabilir. Abartılara dikkat edelim lütfen. Parasal konularda da dengeli olmaya çalışalım. Çarşamba günü ay Oğlak'ta olacak. Cuma öğle saatlerine kadar 2,5 günlük süreç. Bu hafta aslında genel olarak şöyle bir arkadaşlarımız ve ekip halinde yapılacak işler, güçler, organizasyonlarda ön planda görünüyoruz. Hareketlilik var, çevremizde kalabalık var. İş projelerinde de yine adımlar atılabilir bu anlamda. Perşembe gününü iyi değerlendirin. Bir arkadaşınızdan, bir yakınınızdan güzel bir destek alabilirsiniz. Yani keyifli gelişmeler olabilir. Cuma öğle saatlerinde ay Kova burcunda olacak. Hafta sonu da ay Kova burcunda. Hafta sonu biraz sanki sakin ve dingin olmak istiyoruz. Yorucu ve hareketli bir hafta olacağı için hafta sonu böyle yalnız kalmak, dinlenmek isteyebilirsiniz. Bir kısa bir tatil de olabilir, bir mola da olabilir sizin adınıza. Kendi yalnız başınıza yapacağınız bazı işlere de odaklanabilirsiniz. Genel olarak kendi bakımınız, vücut bakımınız, sağlığınız gibi konulara da odaklanabilirsiniz hafta sonu özellikle. Ve Güneş 23'ünden itibaren Akrep burcunda parlamaya başlıyor. Bir ay boyunca Akrep burcunda olacak. Önümüzdeki haftada, önümüzdeki ay boyunca Akrep burcunda. Akrep burcunda yeni ayda doğacak, Kasım ayında. 9. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Yeni ufuklar var, yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni vizyonlar oluşturuyorsunuz. Yurt dışı ile ilgili konular, eğitim ve akademik konular, hukuksal konular, bunlar Güneş'in hareketiyle önümüzdeki bir ay daha fazla sizin için de gündemde olabilir sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.